Şimdi biraz fizik yapalım. Fizikte serbest düşme diye bir konu var arkadaşlar. Serbest düşme yani yukarıdan ilk hızsız bırakılan bir cismin düşüşünü hesaplayan, düşüşünü gözden geçiren bir konu aslında. Bu konuda belli başlı formüller kullanıyoruz. Serbest düşme için de genel kullandığımız formül yani yüksekliği, o serbest atılan cismin süresini ya da işte yüksekliğin ne kadar yüksekten bırakılır bulmak için kullandığımız bir formül de şu: H eşittir 1 bölü 2 CT kare. Bu formülü kullanıyoruz. Bu formül sayesinde işte T'yi yalnız bırakarak işte ne kadar sürede düştüğünü ya da işte H'ı zaten yalnız bırakarak yerlerine yerleştirerek ürünün şey atılan işte neyse artık parçacığın ne kadar yükseklikten düştüğünü falan bulabiliyoruz. Biz de bu programı yapalım. Kullanıcı bize T ne kadar sürede düştüğünü söylesin. Biz de onun kaç metre yükseklikten bırakıldığını programa yazdıralım. Aslında şöyle bir şey. Eksi 1 bölü 2 GT kare formülü V0 çarpı T ile kullanılır ama işte ilk hızsız bırakıldığı için V0 burada ilk hızı temsil eder. V0'ımız 0 olduğu için ilk hızsız bırakıldığı için V0 direkt işte 0'la çarpıldığı için T'yi götürüyor ve o kısım boşa çıkıyor. Şimdi çok konuştum. Ne yapacağız? Kullanıcıdan bir saniye değerini alacağız. Çünkü biz şu anda G'nin değerini biliyoruz. G dediğimiz şey yer çekimi ivmesidir. Dünyanın bize uyguladığı çekim kuvveti de diyebiliriz. Biz bu formülü genel olarak deneysel değil de işte teorik olarak 9,81 olduğunu kabul ediyoruz. Ben bunu yuvarlayacağım, 10 yapacağım. 10 olduğunu kabul ederek programımızı çalıştıracağım diyelim. İlk olarak kullanıcıdan bir H değerini almamız lazım. Kullanıcıdan H değerini almak için buradan giriş değerini veriyorum ve diyorum ki, pardon, T değerini almamız lazım. Kaç saniyede düştü? Hop, yanlış bastım. İki kere tıklayınca tekrar girebiliyorum. Buna da T diyorum. Şimdi bunu bağlayalım. Şimdi kaç saniyede düştüğünü öğrendim. Benim bir formül yapmam gerekiyor gene. Formülüm neydi? Eksiği kullanmayacağım. Çünkü eksiği nasıl anlatabilirim? Biz yere düşme hareketinde aşağı doğru inmeyi, eksi yukarı doğru çıkmayı artı kabul ettiğimiz için eksi 1 bölü 2 GT kare demiş oluyoruz. Bu şu anlık pek önemli değil. O yüzden eksiği kullanmayacağım. Biz atılan parçacığın ne kadar yükseklikten düştüğünü göstereceğiz. Ne kadar kaç metre yükseklikten düştüğünü göstereceğiz. O yüzden eksi kullanmamızın manası yok. 1 bölü 2 GT kare formülüyle çalışacağız. Şimdi G'miz neydi? 10'du. Biz 10 almıştık. 1 bölü 2 10 T kare yapacağız. Önce benim bir T kareyi bulmam lazım. T kareyi bulmak için işlem kutucuğumu aldım ve aritmetik işlemler kısmından T ile T'yi çarpıp T kare sonucunu elde edeceğim. Burada şu işlemi de kullanabilirsiniz. Burada üst alma işlemi de var mesela. T işte 2 yazarak da bunu bulabilirsiniz. Neyse böyle yapalım daha iyi olur. T'nin karesi T kare. Aldım. T kare değişkeni dedim buna. Bağladım. Şimdi ne yapacağım? G ile çarpacağım. Ama biraz bizim pratik düşünmemiz lazım. 1 bölü 2 10 T kare değil mi? Zaten 1 bölü 2 ile 10 girdiği zaman işi sadeleştiriyor. Bizim burada 5 T kare dememiz daha mantıklı olur. Değil mi? Çünkü niye? 1 bölü 2 ile 10 zaten sadeleşiyor ve 5 oluyor matematiksel olarak. Bir pratiklik kazandırmış oluyor bize bu. Koddan tasarruf etmemizi sağlıyor. Hemen işlem kutusu içerisinde 5 çarpı T kare. Ve buna da H ismini veriyorum. 1 bölü 2 GT kare. Bağla dedim ve sonucumu yani kaç metre yükseklikten yere düştüğünü göstereceğim çıkış birimimi aldım ve dedim ki
atılan yükseklik 2 nokta üst üste, gel bana işte h değerini yazdır. Şimdi tekrar anlatmakta fayda var. Biz fizikte serbest düşme deneyinde eksi 1 bölü 2 gt kareyi kullanıyoruz eğer ilk hızı yoksa. İlk hızı ne demek? Sıfırla. Yani bırakılıyor sadece cisim. Bir kuvvet uygulanmıyorsa biz bunu sadece 1 bölü 2 gt kare yapıyoruz. G bizim için standart bir değerdir. İşte dünya için. Eğer deneyinizi ayda yapacaksınız farklı bir değerdir tabii ki de. Ama biz şu an dünyada olduğumuz için 9.81. Bu değer yuvarlanır. Biz de yuvarladık. 10 yaptık değerimizi. Ve şöyle bir şey dedik. İşte T değeri girilsin. Yani cismin ne kadar sürede aşağı düştüğü girilsin. Yere çarptığı girilsin. Ve biz ne kadar yükseklikten fırlatıldığını, bırakıldığını görelim, bulalım. Ne demiştik? 10 kabul etmiştik biz bunu. 1 bölü 2 10 çarpı T kare. Değil mi? 1 bölü 2 10 zaten sadeleşmiş bir ifadedir. 1 bölü 2 ile 10'u çarptığımızda cevabımız 5 olacaktır. O yüzden direkt 5 yazdım. Programdan tasarruf ettim. Koddan tasarruf ettim. Benim bu kod, bu formül için 5 T kare yazmam gayet mantıklı. Gene beni aynı sonuca götürecektir. O yüzden böyle yaptım. Dedim ki T ile işte T'nin karesini al, üstünü al işaretini kullandım. Ve buna da T kare de dedim. Ondan sonra 5 ile T kareyi çarp ve bana H yüksekliğini belirle. Ondan sonra H yüksekliğini getir, programda yazdır. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Programı görelim. Kaydetmek istemiyorum. Kaç saniyede düştü? Şimdi liseden belki hatırlarsanız, pek kafanızı karıştırmak da istemiyorum ama 5-15-25 kuralı falan vardır. Onlardan da bir beni teyit edebilirsiniz. Diyelim ki 2 saniyede düştü. 2. Ve bana burada 20 sonucunu yazdırdı. Ne yaptı program? Geldi. İşte T'nin karesini aldı. 2 girmiştim. Ben 2'nin karesini aldı. 4. Sonra 4 ile 5 çarptı. 20'yi buldu. Ve bana 20 değerini yazdırdı. Aslında 5, 15, 25'ten de yaptığınız zaman 5, 15 dediğiniz zaman 2 saniyede yukarı çıkmış oluyor. Toplamda 20 oluyor. Yani programımız doğru bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.